Arkadaşlar, hepinize saygı sunuyorum. Bugün, yani böyle beylik laf olsun diye söylemiyorum. Hakikaten özel bir gün. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenlerimizi canı yürekten tebrik ediyorum. Muallim, ilmiyle amil anlamına çok özel bir tanımlama. Ve biz, medeniyetimizin kodları, öğretmeni, hocayı, muallimi en üstte tutan bir yapı. Efendim, bir defa öğretisinin ilk emri oku olan bir anlayışı ifade ediyoruz. Dolayısıyla öğretmenler de bizim için o kadar yüksekteler. Ve onların dimağımıza yükledikleriyle toplum içerisindeyiz. Siz orada, biz burada, toplumun her kesimi öğretmenden öğrettikleriyle yürüyorlar. Öyleyse öğretmeni çok özel bir yere koymamız lazım. Günlerini tebrik ediyoruz. Biz hep öyle yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. Arkadaşlar, elimde bir bütçe sunumu var. 2023 yılı bütçe sunumu. Kimin arkadaşlar? Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı malumunuz bizim şeref levhamız. Her bakanlık öyle ama Sağlık Bakanlığı'nda aldığımız mesafenin eşi emsali olmadı. Sağlık hizmetlerini 7'den 70'e en ücra noktaya kadar taşıyan iktidarın adı AK iktidarlar olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı olmuştur. Hem fiziki manada hem insan unsuru bakımından bu alanda aldığımız efendim mesafe hakikaten dünyada, yani Amerika'da, Avrupa'da nereye gözünüz ilişirse ilişsin bizimle yarışamayacakları noktadır. O yüzden de buraya kimin emeği varsa, Sağlık Bakanlarımız, tabii ki en başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hepsine şükran duyuyoruz. Dahası arkadaşlar, hasta bakıcısından hemşiresine, doktoruna, hepsinin katkısı var. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar, hastanelerde nitelik arttı diyoruz fiziki bakımdan, oralara katkı sunan, yani o fiziki yapılanmayı oluşturan, müteahhitinden çalışanına da teşekkür ediyoruz. Bütçemiz yaklaşık 300 milyar dolayında 2023 bütçesi. Bunun %85'i çalışanlara. Kalanı elbette ki yatırımlara, hizmetlere inşallah aktarılacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve diyoruz ki arkadaşlar, bu bütçe görüşmelerinde muhalefet keşke daha böyle özel bir dil kullansa, yapılanları anlatsa diyoruz ya, yapmıyorlar. Maalesef bu sene de yapılmadı. Yani hak tesliminden uzak duruyorlar. Bunu da artık tabii doğal karşıladık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakın size, niye biliyor musunuz? Kendi işlerinde, muhalefetin kendi işlerinde öyle bir hercümert yaşanıyor ki, öyle bir kaos yaşanıyor ki. Yani biz o yapının içerisinde olsak numara uğrarız diye düşünüyorum. Bakın, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıktan adaylığını ilan eder gibi bir ifade kullanmış. Altılı masa beni aday gösterirse hemen aday olurum, hiç durmam diyor. Yani beni aday gösterin diyor. Altılı masanın içerisinde genel başkan yardımcısı dün ne demişti? Kılıçdaroğlu olursa kazanamaz demişti. Demek ki bunu niye söylemiş? Ahmet Davutoğlu olsun diye söylemiş. Aynı şey İyi Parti için geçerli, aynı şey Babacan için geçerli. Hepsi bir kaotik hal üzere efendim bir araya gelmişler. Dolayısıyla hizmet takdiri olmaması da onlar tarafından çok doğal. Hallerine bakın. İçlerinde mesela bir tanesi ne diyor? Başörtüsüyle ilgili. Daha önce şimdi çıktı, aşikar oldu. İyi Parti'nin genel başkan baş danışmanı Aytun Çıray. Efendim, başörtüsü yasaklarına destek veren ifadeleri olmuş. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Bu her cümertin içerisinde dış politikaya dönük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle Suriye politikası bağlamında Esed'le ilgili düştüğü notlar var. 2014 yılında Esed'in katil olduğunu ilan ediyor. Bir başkası arkadaşlar, o yıllarda genel başkan yardımcısı, milletvekili olan Şükrü Elekta, CHP'li. O da o dönem özel notlar düşüyor. Bakın arkadaşlar, bizi suçluyor. Esed rejimiyle işbirliği içerisinde olduğumuzu söylüyor. Ve mutlaka ama mutlaka Esed'e mesafe konulması gerektiğini söylüyor. Attığı tweetler var. Bakın size göstereyim, paylaşalım. Yani bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Şunun için söylüyorum. Bunlar tarif edilemez bir yapı olduğu için söylüyorum.
Ne haldeler bakın. Efendim, AK Parti iktidarı Esad rejimiyle dostluğun esaretinden kurtulup, bakın ifadeye bakar mısınız? AK Parti iktidarı Esad rejimiyle dostluğun esaretinden kurtulup demokrasi ve özgürlük isteyen Suriye halkının sesine kulak vermeli diyor. Kim diyor bunu? CHP'li Şükrü Elektağ diyor. Ne zaman diyor? Suriye krizi patlak verdiği zaman diyor. Çelişkilere bakar mısınız? Bir başka paylaşımı, onu da özellikle sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun bakın. Kemal Kılıçdaroğlu 2014 yılında kimin için katil nitelemesi yapıyor? Esad için yapıyor, değil mi? Şimdi geldiğimiz noktada zannediyorlar ki arşivler kapalı, görünmez bu. Böylesine gözü kapalı siyaset yapıyorlar. Oysa biz, Sayın Cumhurbaşkanımız ne söyledi dün grup toplantısında? Milletimizin çıkarları, milletimizin menfaatleri, ülkemizin çıkarları neyi gerektirirse biz öyle siyaset yaparız diyor. Ve devletler arasında küslük olmaz. Yani diplomaside küstüm, daha görüşmüyorum bir yaklaşım da olmaz dedi. Biz böyle yapıyoruz, bunlar bu şekilde yapıyorlar. O yüzden de hak teslimi noktasında, yani hizmetlerimizi kabul etme, hizmetlerimiz noktasında bize dönük bir teşekkürü de bu sebepten dolayı kıskanıyorlar, yapmıyorlar arkadaşlar. Ben tabii bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimizin bize dönük yaklaşımını çok net bir biçimde görüyoruz biz. Eskisinden çok daha fazla kabul görür bir yaklaşım orta yerde. Milletimize minnettarız. Tabii bu zemini açanlar var arkadaşlar bize. Bakın, Sultan Alparslan 1071'de Malazgirt'te Anadolu topraklarının vatan olmasını sağlayan bir isim. Bugün 24 Kasım 1072'de şehit edilmişti biliyorsunuz. Onun vefat yıl dönümü. Onu rahmetle, minnetle anıyoruz arkadaşlar. Bir başkası, bugüne ait düşülecek bir başka not nedir arkadaşlar? 1934 yılında Ayasofya Camii müzeye çevrilmişti. Bugün imzalanmıştı. Biz ne yaptık arkadaşlar? Hiç kimsenin yapamayacağını, aklına bile getirmekten ürktüğü, korktuğu, endişe ettiği şeyi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Ayasofya'yı tabii haline, doğal haline, asli haline çevirdik ve cami yaptık. Şimdi orada Rabbimize yönelen Müslümanlar, müminler var. Elhamdülillah. Bunu bize bahşettiği için Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Bugün için de özellikle bunu kayıt altına alıyorum arkadaşlar. Ve bugün ne olmuş? Bakın, unutmayalım diye. Hep söylüyorum ya, hafızalara çimdik atmak, hafızaları tazelemek. Tazeleyelim arkadaşlar. 1989'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İki Yaka köyünde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaşımız PKK'lı imansızlar tarafından katledildiler. Kim bu 28 vatandaş? Kürt arkadaşlar, Kürt. PKK Kürt'ün yanında olsa Kürt'ü katleder mi? Kürt'e zulmeder mi? Bakın, çoğu kadın, çocuk, 28 insan bugün katledilmiş. Onları da rahmetle anıyorum. Ve arkadaşlar, deprem bizim hakikatimiz, gerçeğimiz. Depremle beraber yaşıyoruz. Van'da 1976 yılında bugüne denk düşen zaman diliminde 7.2 şiddetinde bir deprem olmuş. Ve o gün 3840 kişi hayatını kaybetmiş. Onları da rahmetle anıyorum. Ve diyoruz ki arkadaşlar, biz deprem hakikatini hiç ıskalamadık. İktidar olduğumuz günden bugüne kadar güçlendirmeler, eski binalar için söylüyorum, yeni yapılanlar için deprem yönetmeliğine uygunluk, hepsini kontrol ederek geldik. Ve bunun en önemli göstergesi işte Düzce depremi oldu. 6 şiddetinde olmasına rağmen, eskiden olsa yıkımı çok yüksek olurdu. Çok hafif atlattık elhamdülillah. Dahası olmalı. Çok kontrollü gitmemiz lazım. Çok. Mesela İstanbul'da bir deprem hakikatimiz var değil mi arkadaşlar? İstanbul'da burada hatırlarsanız tanıtımla ilgili ayrılan bütçeyi söylemiştim. Yaklaşık 1 milyara yakın tanıtıma dönük bütçe ayırmışlar.
Ama depreme dönük hazırlıkları ne? 400 küsür milyon, değil mi? Depremle ilgili kısmına 400 küsür milyon ayırıyor. Ama tanıtımlarını yapmak için neredeyse 1 milyar. Yani eski rakamla 1 katrilyonluk bir bütçe ayırıyor. Onların bakışı, muhalefetin bakışı budur depreme. Bizim bakışımız da işte yansıttığımız gibidir. Dolayısıyla hep beraber hazırlıklı olalım diye bunu özellikle söylüyorum. Depremi anmışken tabii ki dün yaralanan kardeşlerimiz var, onlara geçmiş olsun diyoruz. Orada sıkıntı yaşayan kim varsa, herkes inşallah bundan sonra huzur üzere yaşasınlar. Devletimiz orada, İçişleri Bakanımız olayın olduğu an oraya gitti. Cumhurbaşkanımızın nezareti zaten üstlerinde. Dolayısıyla bu hal üzere gidiyoruz. İnşallah arkadaşlar bu kadarla iktifa ediyorum. Sual varsa alırım, yoksa size de teşekkür ediyorum.